AFP ana haber başlıyor sevgili izleyenler. Her zaman olduğu gibi bölgemizin ve ülkemizin gündemiyle karşınızdayız. Kısa adı FETÖP olan Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Yavuz Torunoğulları FETÖP değerlendirme toplantısında öne çıkan sorunları gündeme taşıyıp 2015 yılı turizm sezonunu değerlendirip 2016 turizm sezonundan beklentilerini açıkladı. Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Yavuz Torunoğulları, beraberinde yönetim kurulu üyeleri Mehmet Biçer, Nurkaya Gündoğdu, Bülent Uysal ve Mustafa Argın'la birlikte yemekli toplantı düzenledi. Toplantının ardından FETÖP'ün 7 Ekim tarihinde yaptığı değerlendirme toplantısında Fethiye ve bölgenin öne çıkan en önemli sorunlarını sıralayan Yavuz Torunoğulları, ilgililerden bu sorunların çözümünü istedi. En çok üyelerimizin ön plana çıkardığı husus, deniz kirliliği ve çevre kirliliğinin geçmiş yıllara oranla ciddi boyuta ulaşmış olması. Özellikle üyelerin ve şehir içinde yerleşik olan otelcilerimizin ifade ettiği çok ciddi bir sıkıntımız var. Bu da Asyalı misafirlere, yani Çin, Kore, o bölgeden gelen misafirlere karşı bir ayrımcılık yapılması. Bu misafirlere özellikle balık pazarında ve tekne turlarında özellikle bir ayrımcılık yapılması, misafirlere kaba davranılması. Yıllardır aslında ifade edilen ama işte bu son toplantıda da özellikle altı çizilen bir husus, Ölüdeniz'de, Hisarönü'nde veya Çalış'ta turizm hareketinin yoğun olduğu bölgelerde turizm ofisinin olmaması ve gelen misafirin doğrudan iletişim kurabileceği bir dil bilen ama esnaftan bahsetmiyorum. Yani devletimizi, bölgemizi temsil eden resmi personelin olmamasından açıkçası bir şikayet söz konusu. Biz de bunu önemsiyoruz. Ozan hocamızla üniversiteye turizm bölümü rektörüyle de yaptığımız, dekanıyla da yapmış olduğum görüşmede özellikle sezon takviminin eğitim takvimiyle, turizm eğitimi takvimiyle eş tutulmasının sektöre de, öğrencilere de fayda sağlayacağı konusunda bir talebimiz oldu. Pazarlama ve fuarların tabii özellikle son iki yıldır Türkiye'nin yurt dışındaki imajı, ya çevremizde, bölgemizde yaşanan sıkıntılar, savaş durumu vesaire, bunların getirdiği bir Türkiye imajı meselesi var. Bu imajın toparlanması ve özellikle fuar dönemleriyle başlayıp devamındaki yapılacak olan tanıtım çalışmalarının biraz daha bölgeler nezdinde yapılması konusu gündeme geldi. Bunu biz de yönetim olarak destekliyoruz. Yani Türkiye'nin tamamını tek çerçeveden pazarlamak yanlış olur. Ecri Misil uygulamasının özellikle denize plajı olan, kıyısı olan otellerimizde yarattığı bir sıkıntı var. Dolmuş ve taksicilerin geçmiş yıllarda olduğu gibi hala devam eden bir negatif davranışı söz konusu. Geçtiğimiz yaz döneminde özellikle voltaj düşüklüğü ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşadık. Geçtiğimiz yaz içerisinde Ölüdeniz merkezdeki otopark uygulamasından özellikle oradaki hem esnaf hem otelci arkadaşlarımız ciddi zarar gördüler. Bir de üyelerimizin bir kısmından özellikle su bedeliyle ilgili, ki buna ben de şahsen dahilim, ciddi bir rahatsızlık var. Bununla ilgili bizler müracaatlar da yaptık Büyükşehir Belediyesi'ne. Genel hatları da buydu bizim toplantıda ortaya çıkan ve insanların özellikle altını çizdiği hususlar. Bunu 2016 yılının da 2015 yılından farklı olmayacağı aşikar diyen FETÖP Başkanı Yavuz Torunoğulları, yeni hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini vurguladı. Fethiye Otelciler Birliği ve Trofet Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Torunoğulları, 2015 turizm sezonunu yabancıda %4 eksiyle kapattıklarını, %17'lik bir yerli turist ağırladıklarını belirtip, bu rakamların sağlanması için sektör ciddi tavizler verdi dedi. Turizmine ciddi bir etkisi olacağını, negatif etkisi olacağını o zaman ifade etmiştik. Beklenen oldu. Yani Rusya'dan 2015 sezonunda beklenen düşüş gerçekleşti. Hala da Rusya'da rublenin dolara ve euroya karşı olan zayıflığı devam ettiği için bunun 2016 yaz sezonuna yansımasını da açıkçası bekliyoruz. Şimdi tabii Mısır'da bir takım olaylar oldu. Rus misafirlerin Türkiye'ye tatilini devam ettirmek isteyen misafirlerin Türkiye'ye yönlendirilmesi şu an için söz konusu. Bunun özellikle Antalya'ya geçici de olsa bir katkısı olacak. Yani ülkenin toplam turist sayısının
hesaplanmasına da bir katkısı olacak ama bunun geçici bir husus olduğunu ve bizi yanıltmaması gerektiğini de altını çizmek lazım. Çünkü 3 ay sonra, 6 ay sonra ne olacağını bilemiyoruz. Geçmişte de Mısır'da çok ciddi terör olayları olmasına rağmen çok kısa sürede hamleler yaparak kazanımlarını sağladığını da biliyoruz. Rusya gerçeği hala devam ediyor. Yani önümüzde bir soru işareti olarak 2016 için duruyor. Biz 2015'i Rusya'yı eğer dışında tutarsak aslında ortalama %10 gibi bir eksiyle Türkiye'nin tamamladığını söyleyebiliriz. Biz bölge olarak bakarsak Rusya'yı dışında tutuyorum. Çünkü Rusya bölgelere göre hesap edilmesi gereken, bakılması gereken bir husus. Yani Dalaman'ın toplam gelen Rus sayısıyla Antalya'ya gelen Rus sayısını karşılaştırdığımızda yani konuşmaya gerek kalmıyor açıkçası. Bizim bölge olarak baktığımızda ise yani havaalanı müdürünün vermiş olduğu, emniyet müdüründen özellikle aldığım bilgileri vermiş olduğu bilgiye göre -%4 ile biz bir önceki sezona göre kapatmışız yabancı misafirde. Yerli misafirde de %17'lik bir artış olduğunu net ifade ettiler. Şimdi Fethiye Otelciler Birliği'nin basın toplantısında FETÖP Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Biçer, Nurkaya Gündoğdu, Bülent Uysal ve Mustafa Argın da görüşlerini bildirerek turizmcilere destek verilmesini istedi. Fethiye Otelciler Derneği'nin basın toplantısında konuşan FETÖP Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Biçer, terör olaylarının bitirilmesi halinde sektörün gerekli fedakarlıkları yaparak Türkiye'ye daha çok turist gelmesini sağlayacağını söyledi. Biterse biz bu açıkları çok rahat kapatırız ve iyi bir 2016 sezonu yaşarız. Ama bu terör olayları sürdüğü müddetçe turizm yok. Çünkü turist önce güven, sonra ulaşım. Güven yoksa hiçbir şey yok. Benim söyleyeceklerim bunlar. Bir de tabii bu sene de oldu, seneye de olacak. Tesisler bazında sıçramalar var. Az kaybedenler, artık kazananlar, çok kaybedenler. Bunlar tamamıyla münferit politikaların ürünü, tesislerin. Geçmişte yaptığı hizmetler, o kriz şartlarında verdikleri kararlarla ilgili konu. Fethiye Otelciler Birliği Yönetim Kurulu üyelerinden Nurkaya Gündoğdu, Türkiye'ye gelen 3 milyon İngiliz turistten 1 milyonunun Muğla bölgesine geldiğini, bugüne kadar gelecekle ilgili yapılan hataların turizmde ivmeyi düşürdüğünü söyledi. Bölgeye 1 milyonu geliyor İngilizlerin. Yani İngiltere'den çıkan 3 milyon Türkiye'ye çıkan turistin 1 milyonu Dalaman ve Bodrum'a iniyor. Bu kadar net yani. Bu ne demektir? Bu bölge bizim için dominant pazar nasıl Antalya için Rusya ise bizim için de İngiliz'dir. Bakıyorsunuz kontrat daha yapılan geçen ya da bu yılın Mayıs ayında, Haziran ayında yapılmış olan kontrat pazara Haziran ayında çıkmış. Daha o kontratlar realize olmadan Londra fuarında acentalar bireyselleri az yani onları bir kenara koyuyorum. %5'ler, %10'lar ilave iskontolar talebinde bulunuyor acentalar. Bu da sektörün iyi gitmediğinin en güzel göstergesi. Yani İspanya'da satışın %30'a arttığını, %10 Yunanistan'da satışın İngiltere çıkışlı rezervasyonların arttığını kimse görmez. Ama Fethiye'deki acenta üzerinden yeni ilave iskontoların istendiğini Fethiye'li görür. FETÖP Yönetim Kurulu üyelerinden turizmci Bülent Uysal, İngiltere pazarında %12 düşüşün bu yıl daha da artabileceğine işaret ederek sorunlar çözümlenmeli dedi. Dan başlayan düşüş İngiltere pazarında devam ediyor. 2015'te yaklaşık %12 olan düşüş şu ana kadar ilk satışlarda %20 civarında bölgemizdeki büyük tur operatöründe satışlarının düşüşü var %20 civarında. Tabii bu satışlar Ağustos'ta başlayan satışlar işte fuarın başladığı 5 Kasım tarihine kadar olan satışlarda %20'lik bir düşüş var ama tabii bu sayı çok büyük rakam değil. Olumlu olan tarafı özellikle bu ilk tek parti olarak hükümetin kurulacak olması yurt dışında tüm turizm camiasında bir olumlu hava yaratmış. Tüm sektörlerde de yani yabancı tur operatörlerinden de konuştuğumuzda hani bu %20'lik düşüş çok önemsemediklerini, bunu kapatabilecekleri yönünde bir beyanatları var. Fethiye Otelciler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Argınsa, turizmde doğru adımlar atıldığı takdirde Türkiye, Muğla ve Fethiye kazanacaktır. Biz turizmciler olarak sektöre devamlı pozitif hizmetler veriyoruz dedi. Çok fazla etkilemeyen, bize karadan gelen yeni açılım, yeni altyapı yaptığımız yeni turizm alanında ben en azından konuşmak istiyorum. Hatta daha önceden toplantı, ana yaptığımız toplantıda da
konuştuğumuz gibi bu gelen kişilerin halkımızla birlikte bir şekilde kucaklanmasına yeni açtım. Antalya'nın Demre ilçesinde karnım ağrıyor diyerek geldiği hastanede ishal teşhisi konulan Ali Başak, iddialara göre doktorunun kendisine verdiği ilaçları aldıktan sonra kan kusmaya başladı. Apar topar hastaneye akrabalarıyla birlikte giden Başak'ın yürüyerek girdiği hastaneden cenazesi çıktı. Antalya'nın Demre ilçesinde evinde karın ağrısından dolayı rahatsızlanan 48 yaşındaki Ali Başak tedavi için akrabalarıyla birlikte Demre Devlet Hastanesi'ne geldi. İshal teşhisi konulan Başak'a doktor tedavi için iğne yapıp ilaç yazdı. Tekrar evine dönen Başak akşam yemeğinin ardından ilaçlarını kullanmaya başladı. İlaçlarını içtikten 15 dakika sonra bana bir şeyler oluyor, kendimi kötü hissediyorum diyerek akrabalarına seslenen Başak kan kusmaya başladı. Durumundan rahatsız olan akrabaları Başak'ı kendi araçlarıyla tekrar hastaneye götürdüler. Hastaneye askerden yeni gelen yeğeni İsmail Teke ile birlikte yürüyerek giren Başak, kendisini öğle saatlerinde tedavi eden doktora yeniden muayene oldu. Kan kusmaya devam eden Başak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Teke, dayısının hastanede kan kusmaya devam ettiğini ve doktorun kendileriyle ilgilenmediğini iddia etti. Ayakta hastaneye giren Ali Başak'ın öldüğünü duyan yakınları sinir krizleri geçirdi. Bunu bir kim yemin etmiş ha? Biz askere giderken neye yemin ettik? Ben vatana yemin ettim. 3 gün içinde geldim ben buraya, 3 gün. 3 gün önce tezkere aldım geldim. Ben bunun için mi yemin ettim? O bunun için mi yemin etti? Bakmayacağı içeri, insana niye içeride oturuyor? Gitsin evine. Bakmayacak kadın niye oturuyor? Gitsin evine, defolsun. Defolsun gitsin. Bakmayacaktım adam. Ne getirdim ben ayakta getirdim. Tam buradayım ayakta getirdim. Ay babam bu musun ya? Yarın göstereceğiz sana hadi. Hadi. Göstermedim. Karnım ağrıyor. Getirdik, hastaneye getirdik. Doktor iğne yaptı. Bu ilaçları yazdı. Bizi tekrar eve gönderdi. İğne yaptıktan sonra akşam yemeğini yedikten sonra bu ilaçları şu kullandı. Özellikle şu suda eritip daha sonra tekrar rahatsızlandı. El ayağı sakramaya başladı. Hemen apar topar acil hastaneye getirdik. Hastanede doktor pek ilgilenmedi bizimle. Baktı, yatırdı, serum takacağım dedi. Bir iğne yaptılar. Hatta iki iğne yaptılar. Ondan sonra 2-3 kere biz uyarmamıza rağmen ağzına kan gelmeye başladı. Doktor yine de umursamadı. Normaldir dedi. Ağzına kan geldi. Tuvalete götürdük. Karnım ağrıyor falan dedi. Tekrar tuvalete götürdük. Kan daha da fazlalaştı. 2 bardağa yakın kan çıktı ağzından. Bağırdık falan. Doktoru öğlemesine geldi, ilgilendi. Ondan sonra tekrar içeri aldılar. Sonra bize yine kötü muamele, dışarı çıkın falan diye bağırıp çağırdı. Zamanında müdahale etmedi. Hatta erkek bir hemşire vardı, doktor vardı. Yani erkek hasta bakıcı da olabilir. Dedi ki hocam kan geliyor falan dedi. İlk önce bir bakın dedi. Gene umursamadı. 3 gün oldu askerden geleli. Antalya'daydım. Bugün Demre'ye geldim. Geldim işte yemek yedik. Yemekten sonra bir çarşıya çıktım. Geldim. Hemen arabayla girer girmez dayımı attı arabaya. Ne olduğumu anlamadım. Direkt hastaneye getirdik. İşte yürüyerek koluna girdik, içeri soktuk, doktora gösterdik. Doktor serum bağlayalım dedi. İşte ağzından kan gelmeye başladı serumdan sonra. Doktora dedik, doktor serum bağladığımız için geliyor dedi. İyi dedik, sonra daha da kötüleşmeye başladı. Lavaboya gitmek istedi, lavaboya götürdük. Lavaboda daha çok kan gelmeye başladı. Doktora söylüyoruz, doktoru kaldıramadık oturduğu yerden bilgisayarın başında. En son bağırdık. Doğa sporları tutkunu emekli öğretmen Kadir Yarışlı geçtiğimiz yıl
Kasım ayının ilk haftasında Ula Sakartepe Dağı zirvesinde paraşüt atlayışı sonrası ters rüzgar nedeniyle kayalıklara çarparak hayatını kaybetmişti. Yaraşlı anısını Muğla, Aydın ve İzmir'den gelen paraşütçü dostları Sakartepe Dağı zirvesinden paraşütle atlayış yaptı. 3 Kasım 2014 günü Sakartepe paraşüt pistinden atlayış yaptıktan hemen sonra ters rüzgar esmesi nedeniyle paraşütü kapanan, yedek paraşütünü açmaya fırsat bulamadan kayalıklara çarpan Kadir Yaraşlı, kayalıklara asılı kalarak hayatını kaybetmişti. Kazanın yaşandığı alanda Muğla, Aydın ve İzmir'den gelen yaklaşık 15 paraşütçü Kadir Yaraşlı yağındı. Single atlayış yapan paraşütçüler önümüzdeki yıllarda da bu etkinliğin daha da genişletilerek devam edeceğini açıkladılar. Kadir Yaraşlı'nın ölüm yıl dönümü. Geçen yıl bu zamanlarda Kadir Yaraşlı'yı burada kaybetmiştik. Burası Akyaka'nın Sakartepe Dağı. Sakartepe'de uçtuğumuz bu bölgede güzel etkinlikler yapıyorduk. Rahmetli Kadir Yaraşlı bu bölgeyi çok seviyordu ve bu spor için inanılmaz şeyler yaptı. Başarısını Türkiye'deki tüm bu camiadaki arkadaşlarımız başarısını takdir ediyordu. Biz de bunu biliyoruz zaten. Etkinliğimizi rüzgar elverdiği sürece arkadaşlarımız uçuşlarımızı gerçekleştirdiler. Hava elverdiği sürece uçuşlarını yaptılar. Her yıl bu etkinliği tekrar tekrar düzenlemeyi düşünüyoruz. Kadir Yaraşlı'yı burada anmaya devam edeceğiz. Denizli Süper Amatör Ligi'nin 3. haftasında Tavas stadında oynanan Tavas Birlik Spor Serinhisar Spor karşılaşması sonrasında futbolcular birbirlerine girdi. Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Denizli'nin Tavas ilçesinde oynanan Denizli Süper Ligi maçında Tavas Birlik Spor'la Serinhisar Spor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın son dakikaları bir bir devam ederken maçın son saniyelerinde Tavas Birlik Spor galibiyet golünü buldu. Serinhisar karşılaşması. Hakemin maçı bitirmesiyle birlikte ise tekmeler ve yumruklar havada uçuşmaya başladı. Sağladı. Tavas Birlik Spor ve Serinhisar Sporlu futbolcular yumruklarla ve tekmelerle birbirlerine saldırdı. Polis de olaya dahil oldu. Yedek futbolcular da saha içerisinde. Serinhisar Sporlu futbolcularla Tavas Birlik Sporlu futbolcular adeta birbirine girdi. Sahada bulunan emniyet güçleri araya girerek olayları yatıştırmaya çalışırken kavga daha da büyüdü. Evet, şimdi biraz daha tam gerildi dediğimiz noktada. Her iki takımın teknik heyeti ve yöneticileri sahaya girerek olayları önlemeye çalıştı. Olayların daha da büyümesi üzerine Tavas stadına takviye emniyet güçleri geldi. Eğer böyle bir durum olursa Serinhisar Sporlu futbolcular soyunma odasına güçlükle gönderilirken Tavas Birlik Sporlu futbolcular taraftarlarıyla birlikte galibiyeti kutladı. Serinhisar Spor ve maçın hakemleri geniş güvenlik önlemleri altında Tavas stadından ayrıldı. Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun kavgaya karışan oyunculara büyük cezalar vermesi bekleniyor. Tartışmalar devam ediyor sevgili izleyenler. Taraftarlar da stadın içerisine girdi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde Karşışehir'de geçen otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza Nazilli ilçesi Mergen Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Denizli'den Nazilli yönüne giden Hasan Ali Sarı yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak önce refüje çarptı. Karşı şeride geçen otomobil Musa Sırcan'ın kullandığı kamyonetle çarpışarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Ali Sarı ağır yaralanırken eşi Emine Sarı ve kamyonetin sürücüsü Musa Sırcan'a hafif yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından yaralıları Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken kısa bir süre trafiğe kapanan Denizli-Nazilli karayolu araçların kaldırılmasının ardından açıldı. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 77. yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle Muğla ve Fethiye'de de anılacak. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 77. yıl dönümünde Muğla ve ilçeleriyle Fethiye'de de anılacak. Fethiye'deki anma programı saat 9'da Beşkaza Meydanı Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreniyle başlayacak. Kaymakam Ekrem Çalık, Garnizon Komutanı Jandarma Yarbay Faruk Akıncı, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı Atatürk Anıtı'na çelenkleri sunacak. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımız söylenecek. Saat 9.45'te Fethiye Belediye Kültür Merkezi'nde anma programı yapılacak. Fatih Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından Atatürk Oratoryosu sahneye konulacak. Ayrıca tüm okullarda 10 Kasım Atatürk'ü anma programları yapılacak. Fethiye'de saat 9.20'de Belediye Kültür Merkezi salonunda Atatürk kitapları ve fotoğraf sergisi açılacak. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye genelinde eskort sitesi oluşturup müşteri bularak 300 lirayla 15 bin lira arasında para toplayıp bu hizmeti vermeden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla Fethiye Emniyet Müdürlüğü'ne 5 kişi adliyeye sevk edildi. İddialara göre başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin hemen hemen her il ve ilçesinde eskort sitesi kuran 5 kişi fuhuş amacıyla 300 ile 15 bin lira arasında hizmet sunmak için para topladılar. Aynı zamanda sigortacı olduklarını, gerekli ödemelerin yapıldığını, icra çıkartılacağını da ileri sürüp bu yöntemle de para topladılar. Şikayetlerin artması üzerine harekete geçen Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri Foça Mahallesi'nde 5 kişiyi yakaladı. Polis yaklaşık 500 kişiye telefonla ulaşıp bilgi alırken para yatırıp eskort hizmeti istemelerine rağmen alamadığını iddia eden 19 kişi şikayetçi oldu. Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri bir aylık takip sonucu 5 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin Türkiye'nin değişik il ve ilçelerinde villalar kiralayıp kurdukları eskort siteleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı belirtildi. Yakalanan şüphelilerin üzerinde 22 cep telefonu, 1 adet laptop, 100'e yakın sim kart hattıyla 4.200 lira para ile geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Marmaris ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu motosikletle uçuruma yuvarlanan çift ağır yaralandı. Kurtarma ekipleri ve vatandaşların uçurumdan çıkardığı karı koca hastanede tedavi altına alındı. Marmaris ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu motosikletle uçuruma yuvarlanan çift ağır yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Armutalan Sinan Mahallesi üzerindeki orman yolunda meydana geldi. İddiaya göre Çetin Tunalı ile eşi Sultan Tunalı motosikletle orman yolunda gezintiye çıktı. Hareket halindeki motosikletin karşısına aniden başıboş 3 köpek çıkıp Tunalı çiftine saldırdı.
Motosikleti kullanan Çetin Tunalı köpeklerden kurtulmak isterken panikle direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Çetin Sultan Tunalı çifti ağır yaralandı. Ormanlık alandan gürültü duyan mahalle sakinleri 112 ve polise haber verdikten sonra yaralı çifte yardım için uçuruma indi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 ve polis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kurtarma çalışmasına başladı. İtfaiyeden de yardım isteyen ekipler vatandaşların da yardımıyla yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kazazedeleri uçurumdan çıkarmayı başardı. Ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin Sultan Tunalı çifti tedavi altına alındı. Kaza sonrası hurdaya dönen motosiklet... Antalya'da bir genç Lara'da bulunan Fales Parkı'nın hemen altında yer alan harabelerden düşerek ağır yaralandı. Yaklaşık 7 metre derinlikteki bodrumdan çıkarılan 29 yaşındaki Emre Uğur, Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Antalya'da bir genç Lara'da bulunan Fales Parkı'nın hemen altında yer alan harabelerden düşerek ağır yaralandı. İp geliyor mu ip? Gel gel. Bakalım. Abi ip geliyormuş, zorlamayın bak. Düşer bir de. Düşer. 155 polis imdat hattını arayan kişi, harabe bir binadan aşağıya düştüğünü söyleyerek ekiplerden yardım talebinde bulundu. Motorize yürüyüş ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye erlerinin yaklaşık 20 dakikalık aramasının ardından şahsı harabe binaların bodrum katında yatarken buldu. Harabelerden düşen şahsın adının 29 yaşındaki Emre Uğur olduğu öğrenilirken görevliler zaman zaman kendinden geçen ve ayağının kırıldığı görülen şahsı uyanık tutmak için yoğun çaba harcadı. Hemen boyun Emre. Hemen aşağı abi yukarıda yapalım. Hemen götüren beklemeyin. Abi sen bir şey yapma istersen. Ben şoförüm, ben ne yapacağım? Sen şoför müsün? Emre Uğur yaklaşık 7 metre derinlikteki bodrumdan çıkarılarak ambulansa taşındı. Emre duyuyor musun beni? Ambulansı ben... Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Menteşe Mesleki Eğitim Merkezi Matematik Öğretmeni Bekir Cevizci'nin tasarımını yaptığı Bonibo isimli eğitsel matematik oyunu öğrencilerin matematik dersini adeta eğlenceye çeviriyor. Matematik öğretmeni Bekir Cevizci'nin tasarımını yaptığı Bonibo isimli eğitsel matematik oyunu öğrencilerin matematik dersini adeta eğlenceye çeviriyor. Tasarımını yaptığı ve matematiksel işlemleri pekiştiren eğitsel matematik oyunu Bonibo, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitim Bilişim Ağı üzerinden tüm öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu. Bonibo, benim tasarımını yaptığım, bakanlığımız EBA tarafından bilgisayar yazılımı yapılan eğitici bir matematik oyunudur. Oyunumuz daha çok ortaokul öğrencilerine hitap etmekle birlikte kendini yeterli görmeyen lise öğrencilerimizin de kullanabileceği, gördükleri dört işlemi pekiştirebilecekleri bir eğitsel oyundur. Şeyimiz, uygulamamız EBA Market tarafından bakanlığımızın uyguladığı, Fatih projesiyle koordineli şekilde uyguladığı EBA Market tarafından bütün öğrencilerin kullanımına ve velilerin kullanımına ücretsiz olarak sunulmuştur. Oyunu tek kişi oynayabildiği gibi 2-3-4 kişi aynı anda oynayabilir. Bu da çoklu oyunlar öğrencilerin buna ilgisini artırır. Zararlı oyunlardan da kendilerini korumalarını sağlar. Çünkü
öğrencilerimiz gerek internet kafelerde gerekse evlerinde birçok oyun oynuyorlar ve ders çalışmak yerine oyunu tercih ediyorlar. Ben hem dersi hem oyunu birleştirerek yararlı bir şey yapmaya çalıştım. Umarım öğrencilerden de iyi tepkiler alınacaktır. Fethiye'de İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından 2015 yılı içerisinde 186 arı yetiştiricisine 27.127 arı kovanı için 271.270 lira destekleme çıkarıldığı öğrenildi. Fethiye İlçe Ziraat Odası salonunda arıcılara yönelik bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Fethiye İlçe Tarım Müdürlüğü Ziraat Odası ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Organizesi'nde Seydi Kemal ve Fethiye'deki arı yetiştiricilerine yönelik olarak yapılan seminerde Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Profesör Doktor Levent Aydın, kışa ve ilkbahara hazırlık ve arı hastalıkları ile mücadele konusunda bilgiler aktardı. Gerek çambal alanlarıyla, gerekse çambalın bileşenleriyle yapılan bu projeler, ıslahta yapılan projeler bizim geleceğe bırakacağımız en büyük mirastır diye bakıyoruz. Diğer taraftan arkadaşlar, yine bir diğer proje, çambalını üreten marşenlika, basra böceğiyle ağacın arasında nasıl bir korelasyon var, ilişki var, bunu bulmak için bir projemiz daha var. Muğla Üniversitesi'ndeki değerli hocalarımız Rahşan Hoca yürütüyor. Seminerin açılışında konuşan Fethiye İlçe Tarım Müdürü Şaban Sarıkaya, 2015 yılında Fethiye'de 186 arıcıya 27.127 arı kovanı için 271.270 lira destekleme çıkarttıklarını kaydetti. Muğla Arı Yetiştiriciler Birliği ile beraber bugün arıcılarımızı bilgilendirmiş toplantı düzenlemiş bulunuyoruz. Bu toplantıya Seydi Kemer ve Fethiye arıcıları katılmışlardır. Bu toplantıda ayrıca Uludağ Üniversitesi'nden bir hocamız da kışlatma hakkında arıcılara bilgi verecekti, arı sağlığı konusunda. Toplantımızın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Seminerde konuşan Profesör Doktor Levent Aydın, Amerika ve Türkiye'deki arıcılık faaliyetlerini kıyaslayıp arı hastalıklarıyla ilgili mücadele yöntemleri konusunda geniş açıklamalarda bulundu. Sayın Başkan, teşekkür ederim. Sayın İlçe Müdürüm, Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım, özellikle öyle giriyorum. Çünkü ben 20 yıl önce asıl işim entomoloğum. Gene çalışırken, belki duymuşsunuzdur, Kırım Kongo ile ilgili bayağı çalışmalarımız vardır. Birdenbire kendimi arıcıların içinde buldum. Bana arı hastalıkları dersini anlatacağım söylendi. 5 kovan aldım. Daha ilk bir ayında 3'ünü söndürdüm. Anaları dışarıya atmışım. Yolda görsem kraliçe arıyı tanımazdım. Ama şu anda 20 yıl oldu. Bu 20 yılda 50'ye yakın araştırmanın içinde yer aldım. Genelde de işim arı sağlığı. Tabii ki bazı sıkıntılarımız var. Ama ben bu sıkıntıları söylerken beni bir üniversite hocası olarak düşünmeyin. Beni sizden biri olarak düşünün. Çünkü benim bir üslubum vardır. Şu anda bu dergide de yardım doçentimiz var. Makale yazmıştı. Bana demişti arıyla... Marmaris ilçesinde köfteci dükkanına giren 3 kişi bahşiş kutusunun içindeki paraları çaldı. Kutuyu açan hırsızlar adeta hazine bulmuş gibi sevindi. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Marmaris ilçesinde bahşiş kutusunun içindeki paraları çalan hırsızlar hazine bulmuş gibi sevindi. 3 kişi saat 2 sularında lokantanın kapısını demir çubukla açarak içeri girdi. Yaşları 18 altında olan şahıslar yazar kasadaki 50 lirayı aldıktan sonra masadaki bahşiş kutusunu fark etti. Şahıslar bahşiş kutusunu açmaya çalışsa da başarılı olamadı. İçlerinden biri mutfaktan bıçak alarak kutuyu açmaya çalıştı. Şahıslar uzun uğraşlar sonucu kutuyu açınca hazine bulmuşçasına sevindi. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yerine geldiğinde kapısının açık olduğunu fark eden iş yeri sahibi Ali Bağcı, güvenlik kameralarını inceleyerek polis ekiplerine haber verdi. Polis zanlıları tespit ettikten sonra yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera kaydını izleyince hırsızların bahşiş kutusunu açtıklarındaki sevinci gören dükkan sahibi, "Bu kadar yüzsüzlük olmaz" diyerek tepki gösterdi.
Elçi Güner'in İzlanda maçında attığı golden daha güzel seviniyor adam tip kutusunu açınca. Ben en çok onu hayret ettim yani. Kasaya patlatıyorlar, şeye patlatıyorlar. Yani bu kadar da arsız olmaz. MHP ilçe başkanı Cengiz Çay, 1 Kasım Pazar günü yapılan seçimleri değerlendirdi. Çay, Devlet Bahçeli üzerinden vura vura partinin yok edilmeye çalışıldığını, ülkücüler ve MHP'liler olarak buna fırsat vermeyeceklerini söyledi. Parti ilçe binasında basın toplantısı düzenleyen Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye İlçe Başkanı Cengiz Çay, 7 Haziran'dan bu yana Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye linç kampanyası yapıldığını belirterek, buna fırsat vermeyeceklerini söyledi. Neydi? İşte meclis başkanlığının seçiminde taraflı davranmadı. Bay efendim birini destekledi gibi. Bunun yanında her şeye hayır kampanyasını çok yüksek seviyede yükselterek 1 Kasım'a kadar getirdiler ve başarılı oldular. Ha tabii ki biz seçim meydanlarında ne dediysek bugün de onu diyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi takdir edersiniz ki marjinal parti değildir. Milliyetçi Hareket Partisi bir fikir partisidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ana hedefi her zaman belirttiğim gibi Türk devletini güçlü, Türk milletini mutlu etmektir. Netice bizim istediğimiz şekilde olmamıştır, doğrudur. Seçmenlerimiz üzülmüştür, doğrudur. Üyelerimiz üzülmüştür, doğrudur. Ama biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabii ki teşkilat olarak parlamentoda 300 milletvekiliyle temsil edilmesini canı gönülden isteriz. Ama ne yazık ki bugün 40 milletvekiliyle parlamentoda temsil ediliyor olmaksa arkadaşlar Milliyetçi Hareket Partisi'nin parlamentoda var olduğunun işaretidir. Ama bu arada sosyal medyada Sayın Genel Başkanımızın üzerine çok gelindiğini ve Sayın Genel Başkanımız üzerinde de özellikle Milliyetçi Hareket Partilerin içerisinde tefrika oluşturulmaya çalıştığını da görüyoruz. Ben 58 yaşındayım. Biz Milliyetçi Hareket Partililer, 3 altın üçgen dediğimiz lider, doktrin, teşkilat. Bundan kesinlikle taviz vermeyiz. Biz istemediğimiz sürece, hareketin lideri Sayın Doktor Devlet Bahçeli, biz istemediğimiz sürece o makamdan ayrılamaz. Biz istersek o zaman, biz derken neyi kastediyorum? Devlet Bey'le beraber, Sayın Genel Başkanımızla beraber. Bizim istediğimiz adam bu harekete genel başkan olur. Çay, 4 partili ve 1 yönetim kurulu üyesinin de partiden istifa ettiğini söyledi. Tabii ki arkadaşlarımızın takdiridir. Bugün partilere kayıt olmak insanın bireysel isteğidir. Ayrılış da bireysel istekleridir. Ben iddia ediyorum ki bu arkadaşlarımız yarın seçim olsa gene bizimle beraber olur. Beraber çok hizmet verdik. Çok da yüksek sayıda değil. Biz şu ana kadar partimizden 4 kardeşimiz istifa etti. Yönetim kurulumuzdan da 1 kişinin istifa ettiğini duydum. Onlar bizim canlarımızdır, ciğerlerimizdir. Biz onlarla her zaman birlikte oluruz ve hiçbir zaman da onlara biz gittiler, kurtulduk, zaten demedik demeyiz. Veyahut da bir başka deyişle de uyduruk şeyler uydurmayız. Cengiz Çay Belediye Başkanı Behçet Saatçı'nın genel başkan üzerinden yaptığı eleştirilere de cevap verdi. Bakın ben burada Sayın Belediye Başkanımız benim çocukluk arkadaşım. Ben bu manada ben çok arzu ederdim. Bakın bunu söylemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti. Anavatan Partisi'ni Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ziyaret etti. Beni belki ziyaret etmeyebilirdi ama bir arkadaşı olarak arayıp Cengiz'ciğim çalıştın, ettin ama hayırlısı olsun diyebilirdi. Ben bunu beklerdim. Ha, diğer tarafı ise kendisini bağlar ama ben sadece bazı medya gazetelerde genel başkanlıkla ilgili yazılar yazılmış. Onu ima ettim zaten. Aile arasında konuşulanları basına taşımamak lazım. Ben çünkü arkadaşımızı uyardım bu konuda. Lütfen yapmasan iyi olurdu, bizi incitiyorsun dedim. Ben bu manada Sayın Belediye Başkanımızın çalışmalarını takdir ediyorum. Ama o da lütfen bizim ne kadar zor şartlarda çalıştığımızı biliyor. Onu takdir etmesini canı gönülden isterim. Özellikle... MHP Yönetim Kurulu üyesi ve il delegesi Şükrü Akgül yaptığı basın açıklamasıyla MHP'deki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Yönetim Kurulu üyesi ve il delegesi Şükrü Akgül yaptığı basın açıklamasıyla MHP'deki tüm görevlerinden istifa ettiğini söyledi. Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktayım. Ama gelinen nokta gerçekten üzücüdür. Bizler bu ülkenin geleceği için görev yaptığımızı düşünürken bazı kişiler maalesef koltuk yerden düşmüşlerdir. Son seçimlerdeki başarılı sonuçlardan
Sonra bile genel merkezdeki başkan yardımcıları ve sayın genel başkan Doktor Devlet Bahçeli bunu başarılı olarak tabana empoze etmeye çalışmaları gerçekten ülkücülerin aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir. Parti yıldızı parlayan isimler bir bir partiden uzaklaştırılarak örneğin Sayın Meral Akşener, Sayın Sinan Oğan, Sayın Mahsur Yavaş, Sayın Behçet Saki ve şu an ismini sayamadığım birçok değerli büyüklerimiz taban tepkisine kulaklarını tıkayarak koltuk uğruna partiden dışlanmışlardır. Bir nevi koltuk sevdası olduklarını ispatlamışlardır. Buna tepki olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nden tüm görevlerinden istifa ettiğimi siz basın mensuplarının acıyla kamuoyuyla paylaşıyorum. Ülkücünün baki kalmak şartıyla istifamın inşallah Milliyetçi Hareket Partisi'nin önünü açan bir istifam olmasını ve koltuk sevdalılarına bir örnek olmasını temenni ederim saygılarımla. Fethiye'nin Ölüdeniz Belediye eski başkanlarından Kerametin Yılmaz'ın avukat olan kızı Burcu Yılmaz, emlakçı Selçuk Sayılgan'la hayatlarını birleştirdiği düğün törenine yoğun ilgi oldu. Fethiye'nin Ölüdeniz Belediye eski başkanlarından Kerametin Yılmaz'ın kızı avukat Burcu Yılmaz, emlakçı Selçuk Sayılgan'la hayatını birleştirdi. Güneşli ve güzel bir havada gerçekleşen düğün töreni, siyaset, Fethiye'nin iş, ticaret ve turizm dünyasının önemli simalarını bir araya getirdi. Davetlilerin davul ve zurna eşliğinde karşılandığı düğün töreni adeta kır düğünü şeklinde gerçekleşti. Düğün törenine AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, CHP'li Muğla Milletvekilleri Ömer Süha Aldan, Nurettin Demir, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı, Oda Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları Başkan ve üyeleriyle çok sayıda davetli katıldı. Ölüdeniz Belediye Eski Başkanı Kerametin Yılmaz davetlileri Hüsniye Şanlı, Ümit Yılmaz, Güzide Necdet Sayılgan çiftiyle birlikte karşılayıp yakından ilgilendi. Gelin Burcu Yılmaz'la damat Selçuk Sayılgan canlı müzik eşliğinde bol bol dans edip oynarken düğün töreninde geleneksel pasta kesimi alkışlar arasında gerçekleştirildi. Özel medya grup olarak genç çifte ömür boyu... Ve şimdi de spor haberimiz. Seydi Kemal Belediye Spor Fil'de 3-0'la geçti. Tekirdağ Gençlik Hizmetleri Spor ve Seydi Kemal Belediye Spor 3. Lig Erkek Voleybol maçında gülen taraf Seydi Kemal Belediye Spor oldu. Tekirdağ Gençlik Hizmetleri Spor ve Seydi Kemal Belediye Spor 3. Lig Erkek Voleybol maçında gülen taraf Seydi Kemal Belediye Spor oldu. Müsabakada ilk sette güzel oyun sergileyen Seydi Kemal Belediye Spor 1-0 öne geçti. Tekirdağ Gençlik Hizmetleri Spor ikinci sette atağa kalksa da Seydi Kemal Belediye Spor durumu 2-0 yapmayı başardı. Kanal F Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunduk sevgili izleyenler ve şimdi de ekranlarınıza hava durumu geliyor.